Tamam efendim. Şimdi mevsime. Aa, kaşına gözüne kulağına bakacaksın efendim. Kaşına. Öncelikli olarak şunu söylemem lazım. Gıda güvenliği açısından değerlendirdiğimizde iki tane temel risk var. Balık tüketimi her zaman zaten taze olması gerekiyor. Bunu biliyoruz. Ama bunun dışında balıklarla ilgili alerjen, bir de histamin kaynaklı balık zehirlenmeleri var. Bunun her ikisi de farklı. Şimdi gıda alerjileriyle ilgili olarak şunu söyleyebiliriz. Dünyada 8 tane temel gıda var. Bunlar yumurta, İşte süt, soya, fıstık, un gibi. Balık da bunlardan bir tanesi. Şimdi bakıldığında 1000 kişide bir kişide balık alerjisi olabilir. Bunun nedeni de işte içerisinde bulunan protein yapıları var. Albümin yapısı gibi, enzim, jelatin gibi yapılar. Bu herkese problem çıkarmayabilir. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta şu. Buna benzer bir alerjik durum söz konusuysa yapılması gereken hızlı şekilde bunu tüketimini bırakmak. Yani her balıkta da olmaz, onu da söyleyeyim. Genellikle esmer etli balıklarda daha fazla bu yapılar söz konusu olduğu için onlara çok daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Bir de balıkla alakalı olarak zehirlenme kısmı var. Bu da içerisinde bulunan bir histamin var. Bizim vücudumuzda da zaten histamin var. Ancak histamin balık eğer mesela eve siz taze getirdiğiniz balığı ben 3 gün sonra bunu tüketeceğim deyip buzdolabına atıp arkasından 3 gün dolapta bekletip içerisindeki bağırsaklarındaki bakteriler histamini kendi enzimlerini histidini histamine çeviriyor. Bunu çevirmesi sonrasında da vücutta bizim yangı dediğimiz enflamasyon dediğimiz problemlere neden oluyor. Bu problemler ise nedir? Onu da söyleyeyim. İşte mide bulantısı, kusma, baş dönmesi gibi. Yani bunların olmaması için yapılması gereken temel şey aslında balığı taze tüketmek. En önemlisi bu. Şimdi balığı tükettiğimizde, şimdi alerjik reaksiyonla ilgili şunu söyleyebilirim. Birkaç saat içerisinde semptomlar ortaya çıkabilir. Zaten insan vücudunda immünoglobine dediğimiz protein yapısında antikorlar var. Bazı işte çocuklar, bazı yetişkinlerde işte bu tür protein yapılarına karşı bir ne diyelim duyarlılık söz konusu. Bu duyarlılıktan dolayı birkaç saat içerisinde işte mide bulantısı, kusma benzeri semptomlar görülebiliyor. Sanki gıda zehirlenmesine benzer ama tam olarak gıda zehirlenmesi değil tabii ki bunlar. Alerjik reaksiyonlar. Yani kolunuzda ya da boğazınızda şişme benzeri işte ne diyoruz buna anafilaksiye kadar ilerleyen durumlar söz konusu olmayabilir ama çok büyük bir reaksiyon söz konusuysa anafilaksi dediğimiz solunum durmasına kadar gidebilir. Ancak bu yani neredeyse 1/1000 bile değil yani çok düşük oranlar. Ama tabii ki alerjik reaksiyonu olanlar buna dikkat etmesi gerekiyor. Kalıyor.